Sardes Altın Rafinerisi. Altın doğada saf olarak rastlanmasının yanı sıra daha yaygın olarak diğer metallerle yaptığı alaşımlar halinde de bulunur. Eski çağlarda bunların en tanınanı %75-80 altın, %20-25 gümüş içeren elektromdur. Tunç çağında Mısır'da geliştirilen rafineri yönteminde altın içeren cevher kurşunla karıştırılıp potaya konulur, körük veya üfleme borularıyla üzerinden bol hava akımı geçirilerek eritilir. Kurşun cevherdeki bakır ve diğer yabancı elementlerle birleşip cüruf oluşturarak ayrışır. Çanaklama denilen bu işlem sonucunda altının bünyesinde sadece gümüş kalır, yani elektrom elde edilir. İkinci işlemde ince elektrom levhalar sodyum klorürle birlikte bir küp içine kat kat yerleştirilir ve fırınlanır. Gümüş, gümüş klorüre dönüşerek ayrışır ve geriye saf altın kalır. ...1968 yılında Sardes'e yapılan arkeolojik kazılarda Sard Çayı'nın kenarında Anadolu'nun bilinen ilk altın rafinerisi keşfedildi. Ana tanrıça Kibele'ye adanan bir sunağın çevresindeki alanda toprak yüzeyine açılıp içleri sıvanmış potalara gün ışığına çıkarıldı. Bazılarının içlerinde halen altın tanecikleri olan ve rafineri alanında 300 kadarının bulunduğu tahmin edilen potalar, Sardes'te altın saflaştırılması için çanaklama yönteminin kullanıldığını kanıtlar. Bir kraliyet tesis olmaktan çok, Sardesli iş adamları tarafından işletildiği kabul edilen rafineri alanının buluntularından olan altın ve elektrom takılarla takı ve düğme şeklinde külçeler üretilmek için kullanılan döküm kalıpları, rafinerinin çevresinde kuyumcu atölyeleri ve muhtemelen darphane ile kombine bir tesis olduğunu göstermektedir.